Yılmaz Büyükerşen tarafından hediye edilmiş bir Süleyman Demirel bal mumu heykeli. Evet. Aldığı takım ödüllerle. Evet, Süleyman Demirel'in, bakın. Ne bu? Amerika'da okuduğu okulda aldığı diploma. Baraj mühendisliği belgesiymiş. 950 yılında almış. Burada da bak, okul yıllıkları vesaire var, bak diplomaları var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Senato'nun evet iftihar kitabında da resmi var. Yedek subay diploması. Baksana, gerçek, hep orijinal. Subay okulu mu? Yani yedek subay olarak yapıyor üniversite mezunları. Bu da üniversite yıllığı. Yani lise diploması. Burada ortaokul diploması. Burada da Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti ilk tahsil bitirme şehadetnamesi, yani ilkokul diploması. Çankaya'daki 47 nolu sandık buraya getirilmiş. 1965 milletvekili genel seçimi. Burada da Süleyman Demirel'in dış gezilerde kendisine armağan edilen kıyafetleri görüyoruz yani. Evet, bütün siyasi çalışmaları ile ilgili fotoğraflarını görüyoruz Süleyman Demirel'in. Evet, burada da hemşerilik beraatı ve Süleyman Demirel'e armağan edilen şehir anahtarları, hemşerilik beraatları ve kent anahtarları. O dönem böyle bir yaygın hediye anlayışı vardı. Evet, burada da yine doktora kıyafetleri. Bu ne? Bu ne mi? Giydiği işte kıyafeti. O da bir güzel bir şey yapmışlar işte. Kimlik mozaiği, baba cumhurbaşkanı, baksana. Mühendis, lider, karizmatik, espritüel, hazır cevap. Bak, güzel yapmamışlar mı? Bence çok güzel, evet, yapmışlar. Burada da Süleyman Demirel'in küçük biblolarını görüyoruz. Pipo bile var. Egemen, bak, zincir bozan soruyordu ya neresi diye. Karısı evet alışıyor mu? Bak şurada. Şurada bak, beraber götürülüyorlar zincir bozanı Ecevit'le. Bu da bir takım elbise. Ve bir bond çanta. Evet, halı dokunmuş. Çok güzel. Siyasetten yasaklı oldular oğlum. Yasaklandılar. 9 yıl siyaset yapamadılar. 89 yılına kadar. Ondan sonra af çıktı. Bak, cumhurbaşkanı iken eşiyle birlikte okulu ziyaret etmiş. Yine halk ziyaretleri var. Bak. Evet. Evet, oyuncağı, yani biblosu hediye edilmiş ona ve gülüyor. Gördün mü nasıl karşılamış? Atlas, yukarıya bak, ne var? Aa. Bak, inşaat mühendisliğinden takmış. 69'da takmış bak. Hmm, tarih yazıyor üzerinde. 2 Temmuz 69 yazıyor. Mühendisliğinden taktığı şey kasket. Bak, şunu giydiği zaman bir fotoğraf almışlar. İşlemeli. Anne işte. Yaşlı da değil mi? Kim öldü? Neden öldü? Tamam.
Bence fatura da vardı burada. Türkiye haritası. Hiç onu değil. Gap'ın serüveni. Rahmetli DSİ'yi ben kurdum diyordu. Ona alelade bir genel müdürlük yaptınız diyenlere bu cevabı veriyordu. Evet. Yani Fenerbahçe imzalı, Galatasaray'da imzalı, Trabzon ve Beşiktaş imzasız galiba. Öyle mi? Enteresan. Yani dönemin takımları imzalamış. Onu akıl etmek lazım sağlığındayken değil mi? Fatih Terim başkanmış. Aha. Burada da yine... bu da güzel. Hakikaten. İşte. Semih Süleyman Demirel'in mizah yönünün güçlü olduğunun göstergesi. O dönem karikatüristlerin, sanatçıların Süleyman Demirel'i resmettiği figürler görülüyor. Tabii. Burada da karikatürler var. Evet. Kapı kaptırmam. Bak Türkiye'nin üzerine yatmış. Anne. Dönemin meşhur muhalif mizah dergisi Akbaba. Akbaba dergisinde Süleyman Demirel. Kapak fotoğraflarında. Evet, Yeşilçam oyuncuları ziyaret etmişler. Burada da birçoğunu görüyoruz işte. Yok, Cüneyt yok, Arkın. Yok Yeşilçam oyuncuları. Tabii. Burada yine sanatçılarla Erol Evgen falan ve burada Bill Clinton. Bir tane de, o da çok var. Evet, Sayın Süleyman Demirel, İstanbul'da başlayan yaşam sürecini çok okuyor, çalışarak ve azmederek Cumhurbaşkanlığı makamıyla taşlandırmanın onurunu yaşamak her kula nasip olmaz. Hatasıyla sevabıyla millet adamış değil yaşam önünde saygıyla eğiliyorum. Osman seyretmiş miyim Osman Bey? Evet, müze ziyaretimiz sona eriyor. Atlas. Egemen. Atlas. Karşılaştığımız sorunların cinsi, sayısı, ciddiyeti ne olursa olsun onların altında ezilmeyiz, ezilemeyiz, ufkumuzu karartamayız, geleceğimizden şüpheye düşemeyiz. Devletimize ve demokrasiye olan inancımızı kaybedemeyiz. Demokrasiden cayamayız. Demokrasi, öfke, üzüntü ve hiddetin kurbanı yapamayız. Çare yerine çaresizliğe talip olamayız. Çare vardır ve bu çare demokrasinin içindedir.